Fatih'teyiz, rutubetli bir odadayız. Düzensiz Kitaplığın ilk bölümü. Evet, zor bir bölüm. Shakespeare. Tabii sadece Shakespeare değil. Yani başlı başına Shakespeare değil. Onu konuşmak için uzun bir süre gerekir. Yalnızca Atinalı Timon üzerinden. Atinalı Timon, Shakespeare'in pek bilindik bir oyunu değil. Kral Lear'a benzetildiği yerler var. Güçsüz bir oyun olduğunu söyleyenler var. Güçsüz bir tragedi olduğunu söyleyenler var. Hatta bazıları tragedi olduğunu söylemeyenler de var. Bayağı hor görenler var. Hatta Shakespeare'in bile olmadığını söyleyenler var. Ön sözünde Minorgan Shakespeare'in olduğunu, fakat içindeki güçsüz bölümlerin Shakespeare tarafından tamamlanamadığını, yani kaba taslak halinde bulunduğunu, Shakespeare tarafından tamamlanamadığını ve bu şekilde baskıya girdiğini söylüyor. Ben de buna katılıyorum. Bu tamamen bir Shakespeare oyunu çünkü. Neden olarak bunu söylüyorsun? Ya çünkü güçlü bölümlerin güçlü olmasının sebebi Shakespeare oyunu olması. Yani şöyle bir tirat var mesela. Oyunun içindeki o tiradı başka, hani dönemdaşı olarak başka birinin yazabileceğini düşünmüyorum. Çünkü bir Shakespeare tiradı gibi. Zaten oyunun son bölümlerindeki Apamentus'la Alkibiades'le olan diyalogları tamamen bayağı bir Shakespeare şiirselliği taşıyor. Zaten önemli olan da Shakespeare şiirselliği, ki zaten ona da değinmek istiyordum. Sabahattin Eyüpoğlu'nun çevirisi bu. Öyle konuşurken 3 tane Shakespeare çevirmeninden bahsettik. İşte biri Sabahattin Eyüpoğlu. Bir bende bir Otello çevirisi var. Bu Orhan Buryan'ın çevirisi. Otello'nun. Bir de bilindiği gibi Özdemir Nutku çevirileri var. Shakespeare'in şiirselliğini, yani Shakespeare oyunlarındaki müzikaliteyi, aslında Shakespeare oyunlarını bir müzikalite içinde zaten yazar diyebiliyoruz. Yani İngilizcesinde de bir müzikalite vardır. Bu müzikaliteyi Türkçe'ye aktarabilen, güzelce aktarabilen, en iyi şekilde aktarabilenin Sabahattin Eyüpoğlu olduğunu böyle konuşurken söylemiştik yani insanlarla. Orhan Buryan'ınki tabii ki de kötü bir çeviri değil. Özdemir Nutku'nunki de tabii ki de kötü bir çeviri değil. Harika çeviriler, ama Orhan Buryan'ınkinde mesela daha çok bizden bir karakter var. Bizden karakterler var. Hani bizden derken konuşma halindeler. Yani diyalog halinde karakterler. Sürekli konuşuyorlar yani. Bir diyalog halindeler. İşte karşıdakiyle konuşuyor, öbürsüyle konuşuyor filan. Ama Sabahattin Eyüpoğlu'da bir şiirsellik hakim sürekli. İşte diyalogdan ziyade İşte destansı bir dille bir şiirsellik sürekli var, dönüyor. Ve bu yüzden Atinalı Timon'u da Sabahattin Eyüpoğlu çevirdiği için ve Shakespeare'in şiirselliğinin, hani diyalogdan ziyade şiirselliğin en üst seviyeye çıktığı oyunlarından biri de Atinalı Timon. Atinalı Timon için öğüt metni demişler genel olarak. İşte ahlaki mesajlar veren ortaçağ oyunlarına benzetmişler. Ama bence Atinalı Timon bir kişi ve mekan metni daha çok, çünkü önce biraz özetlesen sanki. Oyunu belki mi? Okumayan insanlar vardır. Atinalı Timon dediğimiz adam bir zengin, yani derebey gibi bir adam. Hani feodalite içerisinde bir yeri olan bir zengin, işte köşkü var, sarayı var gibisinden. Ve çok bonkör bir adam. Aşırı bonkör bir adam. İşte her gün, neredeyse iki gün aşırı her gün arkadaşlarını ziyafetlere çağırıyor. İşte ziyafetler veriyor köşkünün odası, salonunda, yemek odasında. İşte hediyeler dağıtıyor. Çok değerli hediyeler. Elmaslar, gümüşler, kolyeler. İşte bir iki karakter var. Hemen
Adları şu an aklımda değil. Hemen bulayım. Adları yok zaten. Şair ve ressam var mesela. Aslında burada da bir eleştiri var dönemine. Şair ve ressam karakteriyle dönemi için işte para için sanat yapan insanlara bir eleştiri var. İşte şair ve ressam sürekli tabiri caizse dal kavukluk yapıyorlar Timon'a ve Timon'a işte şiirler yazıyorlar, resimler çiziyorlar ve para almaya çalışıyorlar gibisinden ve Timon çok cömert bir karakter. Aslında karakter de değil ama onu sonra daha sonra söyleyeceğim. Çok cömert bir adam ve dağıtıyor sürekli dağıtıyor ve en sonunda borçlanmaya başlıyor çünkü ne dağıt dağıt bitiyor adamın parası ve borçlanmaya başlıyor. Borçlandıktan sonra işte bu araları geçiyorum. Arkadaşlarını, bu hediyeler verdiği arkadaşlarını adamlar gönderiyor ve onlardan onu düze çıkartması için para istiyor. Bu yüzden sonra işte arkadaşlarından kötü haber alıyor. Paralar gelmiyor. İşte ben de çok kötü durumdayım. İşte bildiğimiz klasik söylenmeler başlıyor. Ve Timon sonunda bunları bir şeye çağırıyor. Diyorlar ki işte tekrar adamlarını gönderiyor ve diyor ki işte ne derler ona? Bir tekrar son bir ziyafet vereceğim. İşte hepiniz davetlisiniz gibisinden bir ziyafete çağırıyor. İşte arkadaşları da seviniyorlar yine bizi hediyeler dağıtacak gibisinden. Sonra Timon ve arkadaşları Timon'un köşkünde toplanıyorlar. Köşk, şato her neyse. Ve orada işte o meşhur tirada atıyor işte. Yemek tabakları geliyor. Üstleri kapalı bir şekilde. Tabaklar hizmetçiler tarafından açılıyor. Ve işte Timon orada yalayın köpekler diye bir şekilde böyle sıcak su çıkıyor sadece. Şeyin içinden. Tabakların içinden. Ve ondan sonra kendisini buradan dışarı dağa, mağaraya, bir mağaraya vuruyor. İşte bir kırla, doğaya vuruyor kendisini. İşte ve zaten orada da oyun bitiyor. Timon'un ölümüyle bitiyor. Şimdi şöyle, neden bir kişi mekan oyunu diyorum? Çünkü Timon'un aslında hareket ettiği alanlar var. Birinci alan köşk, şato, işte o şatafatlı alan. Ve şatafatlı alanda etrafına mutluluklar saçan, işte cömert hediyeler dağıtan, yüzünden tebessüm hiç eksik olmayan ve aklına asla kötülüğü getirmeyen bir kişi olarak şatoda devam ediyor yaşamına. Burada ilişkili şeyler işte insanların ikiyüzlülüğünü öğrenince kendisini doğaya vuruyor. Doğaya vurmasında aslında psikolojik altyapısı birazcık zayıf da olsa oyunun ikiyüzlükten dolayı kendini doğaya vuruyor ama doğaya vurduktan sonraki hareketlerinde doğaya bir dönüş sergiliyor. İşte o her gün ziyafetler veren Timon topraktaki ağaç köklerini yemeye başlıyor ve şey diyor yani doğa bana her şeyi verirken işte ben ona nankörlük edemem, ikiyüzlük edemem gibisinden bir düşünce hakim. İşte bir doğaya dönüş hakim orada Timon'da ve canavarlaşmaya başlıyor. Saldırganlaşmaya başlıyor işte. Bir Alkibiades, o Timon'un şehrinin komutanı. Onu görünce mesela, işte onlar normalde çok yakın dostlar. Onu görünce birden küfürler etmeye başlıyor. İşte diğer arkadaşların bir heyet gönderip onu tekrar geri dönmesini istedikleri zaman onlara küfürler savuruyor. Canavarlaşıyor yani birden kendini kaybediyor. İşte burada da yani aslında duygularından, hislerinden sıyrılmış bir insan olarak göremeyebiliriz belki ama yani özüne dönmüş, yalnızlığını kavramış bir insan olarak olduğu için işte doğa burada
İşte o mağara ve işte o kırlık, o ormanlık, o doğa olan alan Timon'un ruh halini daha iyi yansıtabiliyor ve Shakespeare özellikle zaten muhtemelen bunu kullanıyor burada. Doğayı kullanıyor çünkü doğadaki sahneler işte güçsüz denilen sahnelerden ziyade daha güçlü sahneler. Çünkü işte bir insanın nasıl canavarlığa dönüştüğünü ve nasıl doğayla birlikte işte vahşi hayvanlara dönüştüğünü aslında işte ayıya, bir kurda dönüştüğünü gösteriyor. Sonuçta kurtlar da, ayılar da bir şey gördükleri zaman saldırganlaşırlar. Onun gibi bir doğaya dönüş sergiliyor. Öze dönüş aslında bir bakıma. Bir bakıma öze dönüş sergiliyor ve işte hırçınlaşıyor. Yani böyle ilk insan formlarına geri dönüyor yani. Bu iki mekan aslında çok sert bir geçiş var iki mekan arasında. İşte birden işte şato borçlardan dolayı işte batıyor. Ve onunla birlikte aslında kişi de batmaya başlıyor. Şato ile birlikte mesela. Şatodan hani sonuçta şatoda büyümüş. İşte o köşkte büyümüş bir insan olarak Timon. Şato yıkıldığı zaman, işte fiilen değil, mecazen şato yıkıldığı zaman ya da Timon'un düşüncesindeki şato yıkıldığı zaman Timon karakteri de yıkılmaya başlıyor ve bu yıkılış doğada son buluyor. Kök yiyerek. O şatodaki bütün şeyleri unutup, ne derler ona, ziyafetleri unutup kök yiyerek bu yıkılış devam ediyor. Neden karakter demedim? Çünkü karakter diyebilecek kadar güçlü kişiler yaratmamış Shakespeare bunu yazarken. Timon dışında. Timon güçlü bir karakter olabilir. Ama yan unsurlar birer tip. Bir simge aslında onlar. Hani nasıl denir? İşte mesela şair ve ressam dal kavuklu simgeleyen iki tiptir yani. O tipi her yerde görebiliriz. O tipi bugün de görebiliriz. İşte o ziyafet verdiği arkadaşları, hediyeler dağıttığı ama işte ondan sonra parayı geri istediği zaman ben de zor durumdayım diyen arkadaşlarını bugün de görebiliriz. Tip zaten, tip kavramı buradan yola çıkarak üretiliyor. Bir tip oyunu yaratıyor ve bu tipler üzerinden daha çok ders verme niteliğinde şiirler yazıyor aslında. Oyunun parçaları birer şiir gibi zaten. Hani ben şiir diyorum aslında genel olarak oyunun tümüne. Bir şiir gibi gidiyor hepsi. Bir kısmını okumak ister misin? Yani o şeyi bulabilirsem, ne derler ona? Tiradı. Okuyayım onu. Şimdi bu şey, buraları keseriz de kitabı okumayıp buraya geldi demesinler. Demez her sonuçta sayfa numarası ezbere. Bilmek zorunda değilsin ya. Yani. Her neyse onu bulana kadar. Apemantus diye bir Apemantus inşallah doğru telaffuz ediyorumdur. Bir yan tip var ve bu tip şehrin filozofu ve köpeklik ediyor sürekli. Şöyle köpeklik, köpek gibi hırlıyor herkese. Hani aslında Timon'un ilk başta çok zıt bir karakteri. Bir dönüşüm aslında, metamorfoz geçiriyor Timon oyun boyunca. Apemantus da Timon'un zıt bir karakteri olarak oyunda var. Ve bir filozof ve çok huysuz, herkese hırlayan bir adam. Bu hırıltılardan herkes rahatsız, Timon da rahatsız. Ve en sonunda işte Timon yalnız kaldığı zaman surların dışında bir yerde, o surların içinde kendisine yabancı olmayan değil de kendisine yabancı olan bir yerde kalmaya başladığı zaman Apemantus'a dönüşmeye başlıyor. Aslında. Filozof nasıl bir yerde yaşıyor peki? Filozof sokaklarda yaşayan bir adam. Filozof tamamen sokaklarda yaşıyor böyle. Sefil bir adam. İşte bu ziyafet verilirken mesela Timon ziyafet verirken birden pat diye davet edilmemesine rağmen salona girip
Bu ne soytarılık, bu ne iki yüzlülük gibisinden laflar ediyor sürekli böyle. Timon da bir süre sonra onu dinliyor ve bir süre sonra kovuyor. Aslında Shakespeare oyunlarında bu karakterler sürekli vardır işte. Soytarı vardır, filozof vardır. Hazırlıktan çok farklı. Huysuz olup da oyunu sürükleyen bir karakter hep koyar Shakespeare oyunlarının neredeyse tümünde. Şimdi orayı arıyorum hala. Parayı topladık böyle. Burada Senato'da. Ne oldu? Evet. Şimdi toplandılar işte o Timon son ziyafeti verecekken. Sevgili dostlarım buyurmaz mısınız diye sahne işte giriş yapıyor. Bir bey işte bir arkadaşı kim bilir ne eşsiz bir yemektir gelen. Timon her zamanki Timon. Hep kalabilir mi böyle? Kalabilir mi? Şimdilik kalıyor ama zamanla günün birinde artık anlıyorum. Timon söze giriyor. Herkes sevgilisini öpmeye koşar gibi geçsin yerine. Hepiniz tıpatıp aynı şeyi yiyeceksiniz. Resmi bir ziyafetteymiş gibi yer seçmekle oyalanıp yemeği soğutmayın. Oturun oturun. Ama tanrılara şükran borcumuzu ödeyelim önce. Diyerek bir dua okuyor. Ve bu duanın sonunda buradaki dostlarıma gelince hiçe saydığım için hepsini hiçlik dilerim hepsine sizden. Buyursun hiç yesinler diye tabakları açıyorlar. Ve kimi davetliler ne demek istiyor Efendimiz anlayamadık gibisinden söylenmeler oluyor. Ve işte orada da Timon dilerim görüp göreceğiniz en iyi ziyafet bu olsun. Sizi gidin sözde dostlar sizi. Duman ve ılık su tam sizin şanınıza layık işte. Timon'un son yemeği budur size. Yıkayıp temizliyor işte kendini Timon. Üstüne pul pul yapışan dal kavukluğunuzdan. Savuruyor işte böyle suratınıza. Vıcık vıcık alçaklığınızı. Herkesin lanetleriyle yaşayın. Uzun uzun hem de. Sizi sırıtkan, yapışkan, iğrenç sömürgenler sizi. İnsanın yüzüne gülüp kuyusunu kazanlar. Dost yüzlü kurtlar, tatlı dilli ayılar sizi. Para budalaları, sofra sülükleri, iyi gün sinekleri. Süklüm püklü muşaklar. Uçarı dumanlar, kalleş kuklalar. Bütün insan ve hayvan hastalıklarına tutulasıcılar. Ne o? Kaçıyor musun? Dur biraz, ilacını iç de öyle git. Sen de sen de. Dur para vereceğim, borç istemeyeceğim. Ne o? Kaçış mı hep birden? Bundan sonra alçakları çağırmadan kurulmasın hiçbir sofra. Yansın konağım, Atina yerin dibine batsın. Bundan böyle Timon'un yüreğinde yeri olmasın insanların, hiçbir insanın diye. Zaten burada yalnızlığa gömüleceğini söylüyor ve bunda insanların artık kendisinden uzaklaşacağını söylüyor. İşte ben kendisinin insanlardan uzaklaşacağını belirtiyor zaten. Bu meşhur bir tirat olarak geçiyor. 21'deyiz şu an. Tamam. Ve Atina'nın kendi şehrinin yok olmasını istiyor bir sahnede gibisinden. Ve işte genel olarak burada aldığım notlar. Bu oyunu eleştirmenler pek tutmuyorlar. Dediğim gibi Shakespeare'in oyunu bile görmüyorlar ama 3 tane isim var. Wilson Knight, Henry Fulcher ve John Wayne diye 3 adam. Üçü de eleştirmen. Bu oyunun Shakespeare'in en şiirsel oyunu olduğunu söylüyorlar. Ve bu şiirsellik o kadar fazla ki Kral Lear'ı bile katlayacak kadar fazla gibisinden laflar ediyorlar. Şiirsellik övülüyor. Genel olarak bunlar eleştirmenleri birazcık daha gaza getiriyor ve ondan sonraki eleştirilerde bu devam ediyor.
karakter olarak değil tip yaratar yaratıyor Shakespeare bu oyununda ve bir ahlak öğütü var. Aslında temel öğüt insanlara bu denli güvenmemek gibisinden ve insanlara bu denli ilgi göstermemek, değer göstermemek gibi bir öğüdü var Shakespeare'in. Shakespeare'in bu oyun kişisel hayatıyla ilgili olduğuna dair söylentiler var. İşte o dönem yaşadığı zorluklardan dolayı bu oyunu yazdığını söyleyenler var. Şimdilik bu kadar dilim döndüğünce. Zaten 20 dakika oldu. Anlatabildim mi? Anladım. Bu kadar yani. Evet, bu kadar. Taburem, düzensiz kitaplığım, harika desenli sandalyem ve ben kamera arkasında Beyza. Ve bu kadar. Hafifte rutubetli bir odadayız. Kitap önerisi yapmak istiyorum ben, vallahi. Yap. Yani bunu aslında bir dahaki hafta konuşalım diye konuşmuştuk. Hem onu şey yapalım. Arkadaşlar bir dahaki hafta şiirsel olarak değil, tamamen ne kadar müthiş bir şair olduğunu 20 konuşacağımız. dakika boyunca Evet, 20 dakika boyunca sığmaz, hatta yetmez mi? Melih Cevdet öveceğimiz programımız olacak. Bu yüzden ya ben de İş Bankası'nın bastığı eski bir kitabı var. Şöyle. Ama bu kitabın üstüne çıkan şiir kitapları daha var. Yanlış hatırlamıyorsam 2-3 şiir kitabı daha çıktı bunun üstüne. Everest basıyor şu an toplu şiirlerini. Orada bütün şiirleri var. Melih Cevdet'in sözcüklerini okuyunuz, okutunuz diyorum. Evet, veda diyorum.